Türkiye'de birçok medyanın ve düşünce kuruluşunun Amerikan merkezli Chris Foundation ve Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından fonlanması görev vakfını harekete geçirdi. 24 Temmuz basın özgürlüğü gününde açıklama yapan görev vakfı başkanı Erkan Önsel, Amerika'dan fonlanan basın kuruluşları Amerika'nın kılıcını sallar ifadelerini kullandı. Yeniden Erkan Önsel ve Görev Vakfı'na bağlı yayın kuruluşlarının yöneticileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkartılacak bir yasayla fonlanmanın engellenmesi gerektiğini vurguladı. Amerika'dan fonlanan basın kuruluşları Amerika'nın kılıcını sallar. Bütün bunlar Türkiye'deki ünlü iç çıkıcılık ve kaos planlarının basın ayağını oluşturuyor. Amerika'dan fonlanan Türkiye'deki medya kuruluşlarını incelerseniz orada Amerikan politikalarına uyumlu, onların önünü açan yayınlar görürsünüz. Libya meselesinde Amerika'nın yanında yer alırlar. Kuzey Irak meselesinde PKK'nın yanında yer alırlar. FETÖ yargılamaları yapılmaktadır. Orada FETÖ mensuplarının cezaevinden kurtulması için yayınlar görürsünüz. Bunu yapanlar halkın arasında gezemeyecekler. Aydınlık varsa Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil de fon alan medyaya tepki gösterdi. 24 Temmuz Basın Bayramı günü Türk basınının gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nden fon alan medya kuruluşları var. Ne acı ne utanç verici ne rezalet. Hepsi ama hepsi Amerika Birleşik Devletleri CIA, Soros ve AB'ye bağlı kuruluşlardan gelen dolarlarla karşılanmış. Dikkat ederseniz Çakır'ın medyaskopu son dönemde parlatılan 140 jurnos, solcu geçinen Biyanet, Gazete Duvar gibi kurumlar aldıkları paranın hakkını teslim ediyorlar. Her kuruşunu PKK-HDP propagandası için harcıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye için tasarladığı yaratıcı yıkıcılık planlarıyla iktidarı değiştirme projelerinde memurluk yapmaktadırlar. Her medya kurumunun bir tavrı olur, olmalıdır da. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur, fonlamanın sadece 3-4 kuruluşla sınırlı olmadığını vurguladı. Bu durum sadece 3-4 medya kurumu veya internet sitesiyle sınırlı da değil. Amerika sermayeli televizyonlar, Avrupa Birliği fonu alan basın meslek örgütleri, Netflix, Amerika, Almanya, Fransa ve İngiltere resmi devlet televizyonlarının ortaklaşa girişimi olan 90'ın üzerinde YouTube kanalı gibi birçok mecra var. Dahası Türkiye'de ABD elçiliği başta olmak üzere birçok Batı ülkesi büyükelçiliği de hem medyayı hem de bazı dernek vakıfları fonlamaya devam ediyor. Bilim İtopya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Maraşo, Amerika ve Batı'dan fon alınmasını çürümüşlük olarak nitelendirdi. Burada ciddi bir çürümüşlük var. Batıcı aydın ülkesine ve halkına yabancılaşmış ve söz konusu ilişkiyi oldukça normal sayıyor. Bunu sözde muhaliflikle meşrulaştırıyor. Türkiye'nin devrimcileri, sosyalistleri ve Atatürkçüleri olarak bu yolsuzluğun tam karşısındayız ve kesinlikle reddediyoruz. Biz sadece okurlarımıza ve halkımıza dayanıyoruz. Bu nedenle özgürüz. Amerikalı vakıftan fon alan kuruluşlar arasında medyaskop öne çıksa da CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Osman Kavala ve HDP'li yöneticilerin kurucusu olduğu birçok kuruluş yer alıyor. Mezopotamya Vakfı, Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Flomor Kadın Kooperatifi, 140 Journals, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi ve TESEV bu kurumlardan başlıcaları.